Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve köyüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir videoyla sizlerle birlikteyim. Çünkü bu güzellikleri sizin de görmenizi istiyorum. Burası resmen bir çiçek bahçesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yukarılara doğru yayılmış durumdalar. Şöyle. Bakın. Çok zarif bir çiçek. Bugün sizlere Noel gülünden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Noel gülü. Diğer bir ismiyle çöpleme çiçeği, yani böyle bazen benim belgesellerde karşıma çıkıyor, böyle çiçek belgeseli çok izlediğim için oralarda çöpleme çiçeği olarak geçiyor. Fakat yöreden yöreye farklı isimler söylenebiliyor bu çiçeğe. İsimleri değişebiliyor. Bilimsel ismi ise Helleborus. Doğada kendiliğinden yetişen 15 çeşidi bulunmakta. Fakat hibrit türleri de mevcut arkadaşlar. Hibrit türleri daha gösterişli. Renkleri daha farklı oluyor. Onlar da çok güzel. Şöyle bu çiçeği o yüzden sizlere göstermek istedim. Genelde Marmara bölgesi ve Karadeniz bölgesinin tamamında yetişiyor bu çiçek. Bu şekilde eğer Karadeniz bölgesinde kış aylarında bir ormana ya da fındıklık bahçesine giderseniz, ki burası zaten bir fındık bahçesi, bu çiçeğe rastlayabilirsiniz. Fındıklardan önce bu çiçekler açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fındık bahçesinden önce burası bir çöpleme çiçeği bahçesi oluyor. Şöyle yukarılara doğru yayılmış durumda. Genelde zaten bu şekilde arkadaşlar, biraz bayır ve nasıl diyeyim, nemli yerlerden hoşlanıyorlar. Orman altı bitkisi olarak geçiyor bu çiçek. Yapraklar açmadan önce bu çiçek açıyor. Bu bir kış çiçeği arkadaşlar. Aralık ve Şubat arasında çiçekleniyor. Bu şekilde Karadeniz'in köylerine giderseniz, burası da bir Trabzon köyü, bu çiçeği görebilirsiniz. Son zamanlarda evlerde ve bahçelerde de yetiştirilmeye başlandı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir netleyelim. Evet, şu an göstereyim. Şundaki güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ben bu çiçeği Instagram'da da çok paylaşıyorum. Oralarda fotoğrafını paylaşıyorum. İşte hikayemde paylaşıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şu anda da Şubat ayına yeni girmiş durumdayız. O yüzden ben size bunu çekip göstermek istedim. Ama henüz hepsi çiçeklenmedi arkadaşlar. Burası bir kısmı. Yukarılara doğru çiçek açmayan kısımları da var, bölümleri de var. Onlar da yavaş yavaş çiçek açıyor. Hepsi böyle çiçek açtığı zaman o kadar güzel bir görüntü oluyor ki arkadaşlar. Ben o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu şekilde buraya bazen gelip saatlerce oturduğum oluyor. Özellikle Nisan Mayıs, yani bahar ayında arkadaşlar. Bahar ayında da burayı çekmeyi düşünüyorum size. O zaman burayı tanıyamayacaksınız. Şimdiki halinde çok daha güzel oluyor. Rengarenk oluyor. Hatta şu anda şöyle mor yenekçiler de açmış durumda. Şöyle arkadaşlar. Mor menekşeler, sarı düğün çiçekleri, beyaz menekşeler,
Unutma beni çiçeği. Hepsi açtığında burası muhteşem bir yer oluyor. Onları da inşallah sizlere çekeceğim. Bu çöpleme çiçeği düğün çiçeğigiller familyasına ait bir çiçek. Eğer araştırırsanız arkadaşlar karşınıza çıkacaktır zaten. Karadeniz'de bol bol görebileceğiniz bir çiçek. Eskilerden bu çiçeğin şifalı olduğuna inanılıyor. Bazıları ise zehirli olduğunu söylüyor. Zehirli bazı türleri varmış. Ama bunun zehirli olup olmadığını bilmiyorum. Bazı türler şifalı, bazı türler zehirli olduğu söyleniyor. O yüzden biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şu da arkadaşlar bakın içinde tohumlar bunlar. İçinde tohumları oluşuyor kuruduktan sonra. Biz çocukluğumuzda bunları alıp arkadaşlar şöyle patlatıp oyun oynardık. Şöyle bakın. Bu tohumlar yere döküldükten sonra da evet arkadaşlar bunlar da bebek Noel güllerimiz. Bakın şu şekilde çoğalıyor. Kendiliğinden tohumlarından. Burada minik minik yaprakları var. Şu şekilde çoğalıyorlar. Biraz yukarılara doğru gidelim. Bakın. Arkadaşlar bu mor menekşe. Kendisi küçük ama kokusu o kadar güzel ki. Muhteşem bir kokusu var. Şöyle. Bakın. Ay seni ben yerim ya. Arkadaşlar şurada bir tane var. O çok dikkatimi çekti. Parklı. Bakar mısınız? Harika. Şurada yavrusu da var. Yukarılara doğru yayılmış durumda. Böyle kendiliğinden çoğalıyor arkadaşlar. Şöyle mesela taş yanlarını da çok seviyorlar. Dediğim gibi daha çok nemli ortamlarda yaşamayı daha çok seviyor. Sizi ben yerim. Sizi ben yerim tomurcuklarınızı. Bakın. Yukarılara da çıkalım biraz. Şöyle. Bakın. Burası bir fındık bahçesi. Şöyle. Tamam ya. Çok sevdim bu çiçeği. Böyle arkadaşlar fazla güneş alınca da bu şekilde yaprakları yanıyor. Zaten yaza doğru böyle kayboluyorlar. Çiçeklerini döküyorlar. Sadece yapraklarının bir kısmı kalıyor. Şöyle. Çok güneş aldığında da bakın şu mesela biraz kızarmış. Dur şöyle bir netleyelim. Şu mesela kızarmış. Böyle yaprakları bu şekilde oluyor. Hatta arılar bile gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın şöyle biz bunlarla oyun oynardık arkadaşlar küçükken. Şu an bile çok hoşuma gidiyor. Şöyle ya sizi ben yerim. Arkadaşlar şu yapraktaki güzelliğe bakın. Şundaki güzelliğe bakın. Muhteşem. Hele tomurcuklu olanlar